Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün hem de bir General Mobile Discovery Elite var ve bununla ilgili Vallemo benchmark testini yapacağız. Vallemo benchmark testinin ne olduğunu söyleyeyim. Daha çok HTML5 üzerine, yani internet kullanımı üzerine çok kaliteli bir benchmark testi olduğunu söyleyelim. HTML5 testi konusunda, sistem testi konusunda en güvenilir sistem testine sahip olan uygulama. Bunu dilerseniz kendi cihazınız için de deneyebilirsiniz. Buradan aldığı genel olarak notları görmek istiyoruz. Dilerseniz biraz size cihazdan bahsedeyim. Cihaz 2.2 GHz'lik Snapdragon 801 işlemciyle birlikte geliyor. Ki bu işlemci 4 çekirdekli, yani quad core bir işlemci. Ki Snapdragon 800 ailesine mensup olan en iyi fiyat performansa sahip cihaz diyebilirim. Ek olarak şuradan şuraya çaprazdan çapraza 5.5 inçlik bir Full HD, yani 1080p ekranla birlikte geliyor. Dilerseniz hemen şunu kabul edelim. Bu arada bazen bizden kabul bekleyecek. Ondan ekrana devamı için basalım. Şu an gördüğünüz gibi bunlar hep HTML5 üzerinden yapılan testler. Bunları da ek olarak söyleyelim. Piksel yoğunluğundan bahsedeyim. 401 ppi'lik bir piksel yoğunluğu geliyor. Piksel yoğunluğu ne demek? İnç başına, yani belirli bir uzunluk başına düşen piksel sayısı demek. Ki bu 401 iyi bir rakam. Bunu da çok rahatlıkla söyleyelim. Ve Gorilla Glass 3 bir camla geliyor. Bu da kolay kolay çizilmeyeceği ve kolay kolay kırılmayacağı anlamına geliyor bu camın. Devam edelim. Şu hemen önde gördüğünüz 8 megapiksellik bir otofokus yapabilen kamera, ki otofokus kategorisinde benim bildiğim başka ön kamerada herhangi bir otofokus yapabilen cihaz yok. Arka kısımda ise 16 megapiksellik bir tombul bir kamera var. Hemen altında da bir tane flash lambası geliyor. Şu an için 4.2 Android versiyonu ile birlikte geliyor. Fakat 4.4 ve daha yeni sürümlere de bilahare yükseltilebiliyor. Bluetooth 4.0'lık bir cihaz. Bluetooth 4.0 kullanılıyor. NFC var. İşte bunun gibi GPS, GLONASS gibi özellikleri sanıyorum söylememe bile gerek yok artık böyle cihazlar için. 3 GB'lık bir RAM ile birlikte geliyor, ki 3 GB standartına artık varılmış olması da güzel bir şey. Ve 32 GB'lık bir dahili hafızayla geliyor, ki bazen yer yetmemesi durumunda bu sıkıntı yaratabiliyordu. 32 GB'lık bellek olması oldukça başarılı. 1080p'lik video çekebildiğinden bahsettik. Ama ek olarak şu özelliği de var ki 4K'lık videoları da oynatabiliyor. Gameloft'la yapılan bir anlaşmasına göre de Modern Combat 3 gibi oyunları ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Cihazın ağırlığından bahsedeyim derseniz biraz, 152 gramlık hafif bir cihaz. Bu güzel bir şey. Boy olarak 15.06 cm, genişlik olarak 7.5 cm, kalınlık olarak ise 1 cm'ye yakın 0.97 cm'lik bir cihaz. Ki bu da aslında 5.5 inçlik bir cihaz için oldukça güzel. Kimisi için beğenilir, kimisi için beğenilmez. Tasarım olarak şu köşeleri biraz sivri tutulmuş. Bu bazılarının cebine batabileceği ile ilgili çeşitli şüpheler yaratıyor. Fakat zamanla alışıldığını da söyleyelim. Hemen aşağıda gördüğünüz dokunmatik tuşlar var. Bu dokunmatik tuşlar işte çoğu zaten Android cihazda bulunan ileri geri menü tuşları. Yani ana sayfa, geri ve menü tuşları var. Tasarım olarak oldukça hoş bir cihaz. İki renkle birlikte geliyor. Bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. Şu an gördüğünüz gibi elimde beyaz olan versiyonu var. Şurada bir hoparlör mevcut. Aşağıda hoparlörler mevcut. Micro USB 2.0 ve bir mikrofon bulunmakta. Şurada aşağı yukarı ses arttırma azaltma. Hemen yanında SIM kart takmak için bir tane kısım var. Yukarıda da 3.5 mm'lik bir jack ve tuş kilidi tuşu bulunmakta. Tasarım olarak oldukça hoş bir cihaz. Bunu tekrarlayalım. Mesela burada bir tane General Mobile Discovery var. Küçük kardeşi. Boy olarak baktığınızda ne kadar fark olduğunu görebiliyorsunuz boyut olarak. Eğer bir Discovery'niz varsa en azından Elite ile arasındaki karşılaştırmayı yapabilmeniz üzerine bunu göstermek istiyorum. Fakat şunu söyleyelim ki şu an Nisan 2014 itibariyle birlikte 1299 lira, yani 1300 liraya satışı sunuldu. Ve bu fiyat performansta başka bir cihaz bulunabileceğini kolay kolay düşünmüyorum. Çünkü General Mobile'ın da anladığımız kadarıyla ana şeyi, çalışma prensibi fiyat performans oranını iyi tutmak adına. Bu konuda da çok başarılılar. Evet, şu an testimiz sonlandı. Biraz videoyu ileri aldık çünkü oldukça uzun süren bir cihazdı. 2814 puan aldı şu an testimiz üzerinde. Ve diğer cihazlarla karşılaştırmak için yes'e basıyoruz. Şu an internetten dataları çekti ve karşımızda bir liste var. Şu an görebileceğiniz üzere en yukarının bir altındaki cihazız. Şu an kamera umarız netler. Şöyle biraz daha yaklaşırsam sizin de görmenizi sağlamaya çalışacağım. En yukarıdaki cihaz Sony Xperia Z Ultra 4.2.2 işletim sistemiyle birlikte olan. Hemen altında bizim cihazımız var, 2814 ile. Altında Samsung Galaxy Note 3 geliyor, ki internet deneyimi konusunda Note 3'ten daha iyi olduğu anlamına geliyor. Altında HTC One, Samsung Galaxy S4, Xiaomi Mi 2S,
Lenovo K900 Motorola Razr, HTC One X diye aşağı doğru iniyor. Ki bu da fiyat performansını da aslında çok rahat bir şekilde bu tür benchmark testlerinde, daha doğrusu fiyat performansı iyi olan cihazların da benchmark testlerinde yukarılarda olabileceğini gösteriyor. Ki bunu General Mobile oldukça güzel bir şekilde başarmış, bunu da söyleyelim. Hemen aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğmelerini lütfen kullanın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Bir sorunuz varsa aşağıdaki yorum kısmından dilediğinizi sorabilirsiniz. Ve son olarak da burada gördüğünüz fotoğrafıma tıklayaraktan kanalıma abone olabilir ve en son yeni videolara haberdar olabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Son olarak da unutmadan facebook.com/onuralpaydin inceleme adresine gelirseniz en son yeni teknoloji haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.